Yani bugün Türkiye büyüme, Türkiye'nin büyüme rakamlarını en ağırlıklı olarak etkileyen, en fazla istihdam yaratılmasını sağlayan ve de kalkınmakta olan ülkelerin hepsinin ortak problemi nedir? Yapılaşma, inşaat. Yani ne yapıyoruz ülkemizde? Garaj yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Otoyol yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Konut imal ediyoruz. Ne yapıyoruz? Sosyal konut imal ediyoruz. Ne yapıyoruz? Spor tesisi imal ediyoruz. Yani aklınıza gelen ne varsa şu bina, içinde bulunduğumuz bina dahil. Çünkü ülkemiz kalkınmakta olan bir ülke. Yani Amerika belki kendi otobanlarını 20 yıl önce yaptı. 30 yıl önce. Belki Almanya 20 yıl önce yaptı. Biz hala bakın işte Beren Gediği'ni görüyorsunuz değil mi? Beren Gediği'ni sabahlar görüyorsunuz, akşamlar da görüyorsunuz. Avustralya'dan gelirken ben İskender'i görüyorsunuz değil mi? Orada bir saat bekleyen arkadaş var mı? İki saatte bekleyenler. Trafik kazası olsun, üç saatte bekleyeceksiniz. Şimdi bu tür sorunların hepsinin anahtarı ne? Arkadaş, taahhüt. İnşaat taahhüt sektörü. İnşaat taahhüt dediğimiz zaman kamu inşaatlarından özel sektör inşaatlarına kadar yapsal konuta kadar kapsam. Şimdi geçen sene bu konuda ne yaşadık? Şuna baktık. İşte ortalama fiyat artışı demişler. Bizde 80'lerde, 90'larda birazdan Cemil Reis'in net takanları oluyor. Ama bazı şeylere baktım ve baktım. %300, %400. Yani mesela işlenmiş demir, profil, boru. Ne yapalım arkadaş? Şimdi Antakya'ya efendim nedir? Arınma tesis yapıyoruz. Antakya'nın arınması yok. Boru, boru ihtiyacımız var. Ne bileyim, burayı yaptık. Bina bitti, çatı yapacağız. Çatı malzemesi bunlar. %300-400 fiyat artışı. 6 ayda, 8 ayda, bundan az zaman bilmiyorum değil mi? Çünkü, evet. İşte demirde, hadi ana malum diyelim, %60-70-80. Ama hakikaten bu şekilde dolar bazına da bulunmuş olan, yani şimdi işte ithal ediyoruz demir ama bunu getirdik. Bir maden artıyor, madenin fiyatı kendiliğinden artıyor. Bir, bizim fiyatı aslında burada bir artış var. Önümüzde inanılmaz bir maliyet tablosu çıkıyor. Yani 1 milyona yarayan işi şu an belki de 3 milyona yapmalıyız, 4 milyona. Şimdi bu da ne yapar? Bu ne yapar? Bu ne yapar arkadaşlar? İnşaat sektörünü durdurur. İnşaat sektörü durunca ne olur? Bundaki işverenler işsiz kalır. Bunların çalıştığı kişiler işsiz kalır. Devlet yatırım yapamaz hale gelir. Yani köprü, yol, su, elektrik yok ya işte bize vergi öde bunlarla gelir. Bunlar üretilemez hale gelir. Ve işin içinden çıkılmaz bir durum. Dolayısıyla hükümetler, devletler beklentilerin bu piyasaları mantıklı şekilde, tabii ki serbest piyasa ekonomisine böyle kurra bir müdahale olmaz. Ama mantıklı. Mesela geçen hafta galiba Profit Demir İhracat Sıkıntısı demiş. Evet, evet. Yani bu tür dokunuşlarla, yani piyasanın da serbest ekonomiyi ziyana vermem. Ama notalar koyar. Çünkü zor zamanlarda ben şu gün devletime diyorum ki, hükümetime diyorum ki istediğin kadar kardeşim karşını sıklara bas. Tamam mı? Ben onu diyorum. Ama şunu da diyorum. Sen bastığın parayı hane altına ver. Hane altına vermiyor. Hane altına ver. Yani emeklinin maaşını arttır. Emekli aylıkını arttır. Asgari ücreti arttır. Gerekirse
asgari ücretin vergi oranlarının düşük, temel gıda maddeleri ve işte enerjideki fiyatları ucuzlatır. Yoksa 2022 yılında çok büyük, ülkemizi çok büyük bir işsizler konusu bekleyebilir. Şimdi biz de bu sorunların azalması için, yaşanmaması için önden bilgilendirme yapıyoruz. Biz karar mekanizması değiliz. Biz sivil toplum olduğumuz, biz gördüğümüz, piyasadaki gördüğümüz sıkıntıları işaretleyeceğiz. Bu konuda da Cemil Gündüz kardeşimiz yıllardır bu işe emek vermiş. Hem ticaret odasında çalışmış, hem kendi sivil oluşumlarını oluşturmuş, bank sektörünün başkanlığını yapmış. Şimdi çok güzel size benim gibi böyle yuvarlak rakamlarla değil, net rakamlarla şimdi sizlere hitap edecek. Tekrardan teşvikleriniz için teşekkür ediyoruz. Bu katılımda teşekkür ediyoruz. Hanımefendilere ve hanımefendilere. Ve daha sonra en son bölümde son sorular Cemil Bey'e bana birkaç soru alırız. Cemil Bey'e sözü devredelim. Yani başkan, yani basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Daha önce de birkaç kez inşaat konusunda toplanmıştık. Sorunlarımız uzun yıllardır devam ediyor. Bunlara bir nebze olsun burada toplanarak basınımız, değerli basınımız vasıtasıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bildiği üzere 2018 yılında yaşanan bir dar boğazımız vardı. Onda 2018'i bir miktar küçülmeyle bitirdik. Ve 2019'a bir daralmayla girdik. 2019 yılında inşaat sektörümüz tekrar bir daralma yaşadı. Ve %8.6 ile 2019 yılını tamamladık. 2020 yılına geldiğimizde inşaat sektörünün durumu yine küçülerek devam etti. Bütün açıklanan veriler inşaat sektörünün ülkenin büyüme performansının altında kaldığıydı bugünkü gibi. Ve 2023. çeyreğinde hatırlayacağınız gibi faiz konut kredilerinin faizlerin düşürülmesiyle bir miktar satış yaşadık. Arkadaşlarımız biliyorlar. İyi bir dönem yaşadık. Daha sonra 2020 yılının son çeyreğinde, son 3 ayında son yılların en büyük hem de keskin %12.5 düşüşünü yaşadık. Ve o günden bugünlere geldik değerli arkadaşlarım. Salgında olan tedbirler bütün sektörleri olduğu gibi bizleri de çok yakından etkiledi. Dövizdeki artışlar bizi birebir etkilemekte ve bütün bunların etkisiyle sektördeki bozulmalar bugüne kadar devam etti. Bugüne baktığımızda birçok ana mamülümüzde kereste olsun, beton, demir, bakır, saç, tesisat, aklınıza ne gelse hepsinde %100'e varan, başkanımızın dediği gibi %100'e varan fiyat farklarıyla karşı karşıyayız şu anda. Mesela Cemil Bey, en fazla fiyat farkı %10 ödemiyor musun? Tabii. En fazla fiyat farkımız özellikle profil, biraz önce bahsettiğiniz profillerde, sandviç panellerde, kutu profillerde, mesela alüminyum profillerde, asma tavanlarda çok büyük fiyat farkları. Sun tavanda da çok büyük fiyat farkı oldu. Mesela bir %140 tavan profil, C profil dediğimiz veya 5 santim sandviç panel dediğimiz %114. Ki bu Manisa'yı rakamlarını söylüyorum. Haziran'da mesela bugün 3 defa demir fiyatı aldı. 3 tane farklı demir fiyatı geldi. Yüksek mi geliyor? Yok yok. 3 tane farklı demir fiyatı aldı bugün değerli arkadaşlarım. Sabah 10'da, 12'de, 2'de demir fiyatları. Dövizde de bir hareket yok bakıyoruz. Döviz yine belli bir bantta. Nasıl? Durduğu halde. Üç kez, belki de bugün dördü bulabilir. Dünya piyasaların etkisiyle, daha önce de belki bilginiz var, Çin'de bir ara bir vergi iadesini kapattı Çin. Dolayısıyla dünyada demir ucuzladı bir miktar. Dışa açtı demir için, ucuzladı. Buna karşı Rusya hamle yaptı.
Bu defa burada da 35 dolar paraya fiyat verdi. Tekrar fiyatlar alıyoruz. Bir günde 3 kere demir fiyatı. 3 defa, 4 defa fiyat alabiliyoruz. Bunu mesela tarım sektöründen de duyuyoruz. Gübrede de böyle oluyormuş. 3 kere. Şimdi örneğin Çin eğer 3 defa fiyat artarak mı değişiyor? Artıyor, artıyor veya düşüyor. Sadece artmak düşünmeyelim. Bugün hem arttı hem düştü. Mesela Çin eğer verdiği tekrar gündeme getirirse %13 Türkiye'deki demirin zamlanmasını anında bir günde bekleyebiliriz. O kadar keskin güçler ve keskin mesela Cemil Bey, dolayısıyla bir kamu ihalesinde siz mesela teklif vereceksiniz. Bu durumda verebilir misiniz? Şimdi şu anda ben kendi adıma konuşuyorum, teklif vermiyorum kamuya. İhalelere katılmıyorum. Bunun üstüne bir de buna buna karşılık üstelik şunu da söylememiz lazım. Fiyatlar sadece bu değil. Türkiye'de üretilen bazı mamuller, bazı ürünlerde de yurt dışına ihraç edilmekte. Bu ürünlere çok talep olduğu için demir ve sunta gibi kalemlere, bunların da fiyatları iç piyasada aşırı bir şekilde yükseldi. Yani bunlar da biz, bunlar da dünya etkisine değil, bizim satışımız dolayısıyla, pandemi dolayısıyla diyelim. Bir darlık oldu bu bazı kalemlerde. Bunların fiyatları anormal derecede yükseldi. Bunları rakamlarla bile gösteremiyoruz. Zaman zaman bir MDP sultanın 400 lira olduğunu, 240 lira olan sultanın 400 liraya ulaştığını ve kara borsaya düştüğünü, bundan hiçbir şekilde ele geçirilemediğini de biliyoruz. Belki ilgi son arkadaşlarsa biliyorlar. Arkadaşlar, bütün bu yaşanan şeyler bizim sektörümüzü derinden etkilemiş ve şu anda yara almış durumdayız. Biz inşaatçı ailesi olarak 2 milyon insanı istihdam etmekteyiz Türkiye'de ve 20 milyon insan da çok yakından inşaat sektörü içindedir. Burada hiç ilgisi olmasa da kime sorsan ailemde mutlaka bir tane inşaatçı var diyecektir. Biz bütün bu yatırımları bir yana bırakıp çözüm önerilerimizi de sunmak istiyoruz. Cemil Bey, ben bir soru soracağım. Şimdi bu %150 veya %100 fiyat artışları bu üretilen konutlara etki etmeye başladığı zaman veya etki ettiği zaman konut satışında mesela Antakya bazında konut sunu diyelim 2000 tane ciddi anlamda bir sıkıntı olmaz mı? Yani şimdi adam diyor ki ben konutu 300 liraya var ettim. 350 liraya satıyorum ama satmayacağım kardeşim çünkü şimdi yapmaya baksam 500 liraya mal edeceğim. Onun için 350 liraya satmayacağım. Ben bu konutu 500 liraya satacağım. Bu sefer ne olacak? Hem konut üretimi azalacak, düşecek hem de piyasada talep düşecek diye. Yani böyle bir sıkıntı da olacak gibi geliyor. Şimdi şunu öngöremiyoruz. Vatandaşlarımız ev almak isteyenler şunu veya vatandaşın şunu görmesi lazım. Biz bunu öngörebiliyoruz. Şu anda ev fiyatları, örnek veriyorum, şu artan malzemeler karşısında yeterince artmadı. Bu bir arz talep meselesi. Müteahhitimiz yapıyor binayı belli bir seviyede. Bu fırtınaya yakalandı ve devam ediyor ve bir ortalama fiyatla satıyor bunu. Ama bunların tüm etkisini tam bir yıl sonra göreceğiz. Yani bu dediğimiz biraz önce söylediğimiz %92 bizim tespitimiz. Tüm malzemelerin karması %92 bir artış var. Bu %92'yi piyasada bir yıl sonra tam evlerimizin %100 fiyatla yükseldiğini hepimiz gözlerimize göreceğiz inşallah yaşarsın. Şimdi daha da bir arkadaşlar çözüm önerimi ben kısa bir şekilde anlatayım. Daha da konut kredisi faizlerin indirilmesini bir çözüm olarak önermiştik. Yani gelen tüm talepleri tabii hükümetler kendi politikalarını değerlendirerek yapıyorlar ama bunun da bir sonu var yani. Bu biliyorsunuz kamu bankalarına yükleniyor başkanlığından. Kamu bankaları da belli bir yere kadar bu yükü taşıyabilecekler. İnşaat malzemelerinin iç piyasa taleplerinin karşılandıktan sonra dış pazarlara satış yapılması, yani bir bizim demir ve özellikle sulta kalemlerinde örnek veriyorum, dış pazara bir kota konulması talebimiz var.
inşaat firmalarının, özellikle inşaat firmalarının kredi borçlarının bir yıl ötelenmesi faizli olarak ve elinde inşaat olan arkadaşlarımıza da uzun vadeli bir kredi verilmesi yine bir teklifimiz. Özellikle inşaat demiri ve hazır beton kaleminden KDV oranının sıfırlanmasını talep ediyoruz. Yine her kalemde olduğu gibi, bazı kalemde olduğu gibi Türkiye'de birçok sektörde var. Bu kalem oranı indirilmesini istiyoruz. Tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanmasını ve inşaattaki kalem oranının, yani müteahhitlerin satış faturalarının %1'e indirilmesini yine talep ediyoruz. Belediyelerimizin bu konuda işte bu biraz olsun bu müteahhitlere destek olmak amacıyla yeni koltuk ağırları açması, buraların yol, su ve elektrik ve bağlantılarını yapması, hayata geçirmesi, yine ucuz toplu konut ağırları yapılması yine bu sektöre bir nebze olsun güç verecektir. Belediyelerin su ve harçlarıyla ilgili onlar da ilgili bir takım şeyler olabilir ama onlar yine de basanın küçük şeyler. Varsa çok büyük bir oran tutuyor şeyde. Yine deprem kuşağında olan ülkemizin kentsel dönüşümü bu inşaat sektörü dar boğazında bir kısa burak görmesi lazım. Kentsel dönüşüm yapacak dünyalara çok düşük faizli veya gönlümüzden geçen faizsiz bir kredi sağlanması. Böylelikle hem deprem kuşağı olan ülkemizdeki binaların yenilenmesi hem de inşaatlara nefes alacak yeni bir alanın açılması olduğunu düşünüyoruz. Özellikle şimdi sürümden geçemeyeceğim. Kentsel dönüşümün önünde çok önemli bürokratik engeller var, yapan arkadaşlarımız var. Bir kentsel dönüşüm fırsatını 6 ayda zor çıkartılabiliyor. Bunun da ortadan kaldırılması isteğimiz. Yine konut yapan ve yapmayı düşünen kişi ve firmalar yıllar içinde güçlenmesi ve sektörde olası yaşanacak tehlikeleri önlemek için kentsel dönüşümde olduğu gibi yapı maliyetinin %10 oranında temin alınarak sektörü güvenli ve dayanıklı bir hale getirilmesini arzu ediyoruz. Yani her zaman bu sektör rüzgarlara karşı çok gevrek diyelim, çok tutunamıyor hiçbir yere. Bunun için inşaat sektörünü aslında biraz daha iyileştirmek, onu dayanıklı hale getirmek gerekiyor. Bunun dışında değerli arkadaşlarım, kamu ihalelerinde olan arkadaşlarımız için de bu yıl uygulanan %5 stopaj ve 4/10 bir KDV tefkiat oranları var. Şu anda yeni yasalaştı bunlar. Bunların da bu dönem içinde stopajın %2'ye KDV tefkiat oranlarında kaldırılmasını geçici bir süre için arzu etmekteyiz. Yine yaşanan bu mücbir sebepler dolayısıyla ve fiyatlardaki bu anormal artışlar sebebiyle kamu müteahhitlerine de piyasa şartlarına uygun fiyat farkı verilmesi ve aynı zamanda süre uzatımı verilmesini talep etmekteyiz. Arkadaşlar bu 10 tane bir çözüm önerisi biz sunduk. Siz bunları basına vereceksiniz. Basına arkadaşlarımıza vereceğiz. Hepsini görüyorsunuz. Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Bu malzemedeki fiyat artışlarımız daha önce dolar bazlıydı. Şimdi tabloda görülüyor. Mayıs ayından, yani 2020 ile 2020 Mayıs arasında %27 dolar arttığı halde malzeme artışlarımızda %92 seviyesine gelmiştir. Yani bu aradaki farkı iş piyasada mı kaynaklanıyor? Talep fazlalığı arz daralmasından mı sizce? Başkanım, bu anormal bir fiyat artışı. Bunu kimse açıyor. Ben bunu şöyle dünyayla da bağlı, pandemiyle de etkili. Bunu açıklamak çok güç herhalde. Başkanım, emtia fiyatlarında genelinde bir şişkinlik var. Dünyada emtia fiyatları geçen seneden bu yıl yanan iki katın üzerine çıktı. Başkanımız da belirttiği gibi fiyat artışlarının dolar bazında, evet dolar Türkiye'de TL'ye karşı %26, %30 civarında bir artış oldu ama global emtia fiyatlarında çok ciddi artış var. Kaynak bu yüksek işte zannediyorum ondan kaynaklı. Madenler mi pahalı?
Evet başkanım. Yani bakırından devirine kadar geçen seneden bu yana hepsinde iki katından fazla fiyat artışıyor. Şöyle başkanım. Genelde hamile üretiminde de bir sıkıntı var. Dünyada tedarikinde bir sıkıntı var. Bu çok sektörde evet, getiriyor. Mithat Bey'e söz verelim. Buyurun Mithat Bey. Sayın başkanım, belki aktardığınız ya da söylemediğiniz bir konu varsa bu müteahhitlerin bu artıştan dolayı zarar görüp işini bırakmaları ve zarar ettiklerini ispat etme süreci konusunda çok müzdarekler. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani bir müteahhit aldığı bir devletten bir aldığı işi bu artıştan dolayı zarar ediyor, zarar ettiğini ispat edebilmek ve o işi bitirip o işin yeniden ihaleye çıkması konusunun sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu süreç için mi konuşalım İlhan Bey? Evet, şimdi fiyatlar, siz bir ihale aldınız. Evet. Fiyatlar artınca, bu kadar yüksek artınca bu sefer siz işi yapamayacağınız ve yani ondan zarar ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Bu zararı, ispatı ve zararın kabulü ya da işte belki kabul tarzındaki işlemleri çok uzun sürdüğü iddia ediliyor müteahhitler tarafından da bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle tabii bunu biz 2018 yılında da yaşadık aynı sorunları. Evet. Hatta 2018 yılında yine bir şehir kulübü de bir basın toplantısı yaptık ve tasfiye kararnamesini istedik, tasfiye yapılmasını istedik. Oradan işte. Netice aldık. Oradan da bir netice aldık. Şimdi şu durumda bir basınımız sayesinde. Evet, basınımız da duyurdu, büyük medyasına duyurdu ve bir tasfiye kararnamesi çıkartmaya başladık. Şimdi durumu şöyle anlatayım. Şimdi prim fiyatlara baktığımızda değerli arkadaşlarım 2021 yılı iki örnek vereceğim size. Demir bas fiyatı, devletin verdiği demir bas fiyatı 7 lira küsür. Tam fiyatını hatırlamıyorum. 7 lira küsür. Beton bas fiyatı da 290 lira. Şu anda piyasada demir, bugün itibariyle konuşuyorum, 7 gündür 21 lira, beton 300 lira. Yani ikisi de iki bas kalem aldım. İki bas kalem de birim fiyatların altında. Yani Mart ayında çıkan, yayınlanan fiyatların altında. Bunu böyle 20 yılda, 30 yılda bir ender görüyoruz bu olayları. Bu 30 yılda yaşanan ender olan bir tanesini yaşıyoruz bu yine. Çok önemli bir şeyler yaşıyoruz diğer arkadaşlar. Ben de uzun yıllar tecrübem olduğu için diyorum, gördüğüm için söylüyorum. Hiç böyle bir olay görmemiştim ben. Yani 5 ayda birim fiyatlarını hiç görmemiştik. Ama zaten pandemi de 100 yılda bir oldu. Evet, o da öyle. Şimdi teşekkür ediyoruz Cemil Bey'e cevabı için. Bir şey, evet, başka şey sorusu olan var mı? Sonra gelirsen başka nasıl ben şunu olmadığına göre Cemil Bey toplantıyı bitiriyor. Buyurun Cemil Bey. Hadi. Dolayısıyla arkadaşlarım bu yılda sanıyorum 1-2-3 ay sonra müteahhitlerimiz tasfiye kararnamesi diye bağırmaya başlayacaklar. Biz de sizlerle tasfiye kararnamesi için tekrar toplanacağınızı tahmin ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Peki. Şöyle şimdi burada Mehmet. Burada 5. meslek komitesi 6, 7, 19, 20, 14. meslek komiteleri var. Burada hepsi taahhüt ve inşaat üreten komiteye mensup meclis üyeleri. Sizlerin içinde konuşma arzu eden var mı arkadaşlar? Sizlere soruyorum. Sağ olun. Cemil abi çok önemli. Evet. Cemil Bey de kişi sizlere yokmuş söz isteyen. Sizlerle de sorusu olan. Buyurun hep beraber kokteyl. Bir ağzımızı tatlandıralım. Yiyelim. Ağzımızın kurulduğu gitsin. Teşekkür ediyoruz. Bir resim, aile resim alabiliriz. Evet.